Herkese selam, insanlar. Bugün sizlerle birlikte uzun zaman sonra çok enteresan ve güzel bir gizem videosuyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, oyunumuza eşyalarla geleli bayağı bir oldu. Eşyalar Brawl Talk'ta gösterilerek gösterilmez aslında benim tam o sıralardan beri aklım olan bir videoyla karşınızdayım. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, Supercell böyle çok gizemli bir şirket. Bazı güncellemelerin haberlerini birkaç ay, belki birkaç yıl önceden verebiliyor. Acaba eşyaların geleceğini Supercell yaklaşık 1,5-2 yıl önce, yani 2020'nin Eylül ayında arkadaşlar, hatta ayın 19'unda da yayınladı. O kadar da detay vereyim arkadaşlar. Yaklaşık 1,5-2 yıl önce paylaştığı bir videoda çok küçük bir yerde bizlere eşyaların detayını vermiş mi? Bugün buna bakacağız arkadaşlar. Ki zaten o video yayınlandığı zaman biz ona da bir gizem videosu yapmıştık. Acaba demiştik yeni bir güç butonu gelebilir demiştik ve geldi arkadaşlar. 1,5-2 yıl sonra geldi. Bugün de bakalım gerçekten eşyalar bizlere bildirilmiş mi? Buna bakacağız. Şimdi isterseniz videomuza bir geçelim arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi Brawl Stars'ın arkadaşlar tweetini görüyorsunuz. Oğlum share butonu nereye gitti? Neyse, zaten arkadaşlar fotoğrafın videonun içeri çok da önemli değil. Gördüğünüz gibi 16 Eylül 2020. Oğlum bunun yılı niye yazmıyor bilmiyorum ama bu arkadaşlar 2020'de paylaşılan bir video. Hatta YouTube'a gidip yazarsanız arkadaşlar, YouTube'a yazın isterseniz. Brawl Stars yeni güç butonu yazın arkadaşlar. Orada ilk sıralarda zaten bizim videolarımız çıkıyor. Şu anda videonun kalitesi düzeldi. Şimdi arkadaşlar, gizemli videomuzu görüyorsunuz. Gerçekten çok enteresan bir şey. Yani şöyle bir bakın arkadaşlar, hatta ben sizlere bir ipucu vereyim. Belki bu detayı benim videomdan görmüşsünüzdür. 2 yıl önceki takipçilerimiz, o kadar eskisiniz bilmiyorum ama. Yani çok eski bir detay arkadaşlar. Şöyle bir bakın arkadaşlar, şimdi arayacağımız şey bir sarı, bir yeşil, bir tane de kırmızı, 3 tane buton. Bakalım bulabilecek miyiz? Yani bulmaz bile zor ama. Evet arkadaşlar, bu arada videoya devam ederken şunu söylemişim de kalmasın. Videoyu arkadaşlar sevdiyseniz beğenmeyi, halen de kanalımıza abone değilseniz de abone olarak aramıza katılmayı unutmayın. Uzun zamandır arkadaşlar gizem videosu gelmiyordu. Bu video şerefine sizlerden en az 555 like diliyorum arkadaşlar. Destek veren tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bu videoda bizim dikkat etmemiz gereken yer çok saniye, yarım saniyeden daha kısa bir süre. Şimdi ben o videoyu ekrana koyayım. Yavaşlatılmış çekimli arkadaşlar, Colette'in tam kafasının yanındaki monitörün köşesindeki bölümü görüyorsunuz arkadaşlar. Bir tane sarı, bir tane yeşil, bir tane de bir buton daha var arkadaşlar. Aslında az önce rengini söylemiştim, bir tane de kırmızı buton var. Ama bu yavaşlatılmış çekim videoda arkadaşlar çok fazla belli olmuyor fark etseniz. Şimdi arkadaşlar, isterseniz yavaşlatılmış çekim video değil de bir de bunun fotoğrafını birazcık rengini açalım. Karanlık olduğu için rengini açalım arkadaşlar. Rengini açtığımız zaman bunun tam anlamıyla bir kırmızı olduğunu görebiliyoruz. Yeşil ve sarı rengi zaten görebilmiştik. Onların rengi de açılmış oldu. Ve kırmızı rengi arkadaşlar burada aynı yıldız gücü, aksesuar ve muhtemelen de bizlerin eşyalara bir gönderme olduğunu düşünüyoruz. Şimdi diyeceksiniz arkadaşlar, madem burada 3. yeni bir güç butonu var değil mi? Yani oyunda öğeler diye geçiyordu bir ara ama yani öğe diyelim, yeni bir öğe geleceğini Supercell arkadaşlar ta Colette'in ilk geldiği zamanlar, yani 1. sezonu mu oluyor artık, Terana şarjısı mı oluyor bilmiyorum arkadaşlar ama şöyle baktığınız zaman olabilir ya. Baksana abi, etrafta baya öyle bir şey var. Ve arkadaşlar oyunda ta kaç 40 karakter, 40 küsür ya da 35 40 küsür karakter olduğu zamanlar baya eskiden arkadaşlar, Supercell yıldız gücü aksesuarının yanına yeni bir güç butonu geleceğini esasında bizlere bildirmiş oldu bu şekilde. Bakın ben oraya yeniden zoom yapayım ama çok fazla gözükmeyecek, yine de olsun. Yani arkadaşlar, şimdi biz o zamanlar ne demiştik? Aksesuarlar gibi yeni bir güç butonu daha oyuna gelebilir demiştik. Ama biz şöyle düşmüştük arkadaşlar. Açıkçası ben şöyle düşmüştüm. Çünkü eşyalar oyuna gelen komple bambaşka bir şey olduğu için aksesuarlara benzemiyor. Yıldız gücüne de benzemiyor. Yani üçü de aynı bölümde arkadaşlar. Üçü de güçlendirme diye geçiyor oyunda ama üçü de birbirinden farklı. Mesela yıldız gücü karakterlerimize ekstra bir seviye katıyor. Yani hani karakter arkadaşlar 9 seviyesi 10 seviye çıkıyor. Oyun esnasında arkadaşlar, bir karakterin yıldız gücü olup olmadığını işte ateş etmeden ya da yıldız gücü özelliğini göstermeden göremiyoruz. Mesela eşyalar ya da aksesuarlar karakterlerin altında gözüküyor. Ya da eşyaların olduğunu nereden anlayabiliyoruz arkadaşlar? Eşyalar da aslında seviye katıyor. Eşyalar da arkadaşlar 5 tane eşya var. Bu eşyalar ya birbirinden farklı. Ya her karaktere bu eşyaları uygulayabiliyorsunuz. Aksesuarlar nasıl? Her karaktere özel aksesuarlar ve yıldız güçlerine de benziyor arkadaşlar birazcık ama yıldız güçleri gibi karakterlerin seviye katmıyor. Hepsi birbirinden farklı farklı özelliklere sahip fark ettiyseniz. Yani muhtemelen Supercell'le aksesuarlar gibi yeni bir şey çıkarabilir demiştik ve bu da yani aksesuarlar 3 kullanım hakkı varsa yeni güç butonumuzu, biz ona aygıt diye öylesine bir isim vermiştik. Yeni güç butonu arkadaşlar mesela süreyle kullanabilirmiştik maç esnasında. Bazı karakterler 10 saniyede bir, bazı karakterleri 20 saniyede bir, bazı karakterler de 30 saniyede bir. Özelliği güçlüyse 30 saniyede bir kullanılır, güçsüzse 10 saniyede bir kullanılır falan diye böyle kendi kafamızdan bir şeyler yapmıştık ama hiç aklımıza gelmeyen eşyalar oyuna gelmiş oldu arkadaşlar. Şimdi bir şey daha var diyeceksin arkadaşlar, bu eşyalar olabilir. Evet, şimdi bu üçü aynı öğede geçebilirsin. Yıldız gücü, aksesuar, eşyalar. Ama buradaki buton kırmızı arkadaşlar. Şimdi buradaki buton kırmızı. Oyunumuzdaki eşyaların 3 tane rengi var. İlk birinci seviyede gri renginde olurlar. İkinci
seviye yükseldiğiniz zaman arkadaşlar lacivert, mavi lacivert taze bir renk oluyorlar. Üçüncü seviyede ise mor rengine dönüşüyorlar. Şimdi biz kırmızı olarak bir kırmızı güç botanı bekleyebiliyorduk arkadaşlar. Ama Supercell bunu belki ilerleyen zamanlarda belki fikri değişmiş olabilir. Belki bizim dediğimiz gibi bambaşka bir şey düşünmüştü. Daha sonra da eşyalar fikrini de orada çıkar ya da renkleri değiştirmiş olabilir arkadaşlar. Mesela buna benzer bir detayımız daha var. Yine 2-3 yıllık bir gizem arkadaşlar. Oyunumuzda biliyorsunuz ki bataklık cin diye bir kostüm var. Arkadaşlar ben bu bataklık cin kostüm hakkında gerçekten bir video yapmak isterdim ama o zamanlarda YouTube'u bırakmıştık maalesef ki video yapmadık 3 ay boyunca. Yani benim o kostüm hakkında, o gizem hakkında o kadar çok video yapmıştım ki hatırlamıyorum kaç tane video yaptığımı. Arkadaşlar Mortis'in bir tane animasyonu vardı. YouTube kanallarına gidip izleyebilirsiniz. O animasyonun bir saniyesinde böyle 1-2 saniyede böyle bir kostüm ya da karakter gözüküyordu. Biz bunu arkadaşlar acaba yeni karakter mi, yeni bir kostüm mü? Biz bunu belirleyememiştik. Yani cine benziyor demiştik arkadaşlar. Acaba yeni bir cin kostümü gelebilir mi demiştik. Gelmedi. Çok uzun bir süre gelmedi arkadaşlar. Kaç yıl sonra geldi biliyor musunuz? Yaklaşık 2 yıl. Belki 2 yıldan daha fazla. Bilmiyorum. Birkaç yıl sonra oyuna geldi. Bataklık cin kostümü geldi arkadaşlar. Ve bu da bir korku güncellemesi mi bilmiyorum. Yani o tarz bir güncelleme de geldi. Yani arkadaşlar dediğim gibi Supercell bizlere bir şey gösterdiyse belki bir sonraki güncellemede, belki 2-3 güncelleme sonra, belki birkaç ay sonra, belki de 3-4 yıl sonra gösterebiliyor. Yani Supercell'in ta ilk paylaştığı fotoğraflarda, videolardaki detaylar bile şu an çıkıyor arkadaşlar, fark ettiniz ki eşyalar geleli bayağı oldu. Ben bunu videosunu üşengeçlikten arkadaşlar kaç aydır yapamıyorum öyle söyleyeyim. Yani YouTube bırakmıştık zaten. Artık arkadaşlar düzenli videolara geri döndük biliyorsunuz ki. Zaten arkadaşlar dediğim gibi bu tür ben yeni, yani inşallah arkadaşlar gizemlerine devam edeceğiz ama desteklerinizi de bekliyor olacağım. Mesela gördüğünüz gibi bu eşyalar gerçekten bizlere birkaç yıl önce gösterilmesi çok enteresan ki arkadaşlar biz bunun hakkında 3 tane video yapmıştık galiba. Yani konseptleri bile çıkarmıştık öyle söyleyeyim sizlere. Bu tür gizemleri takip ettiğimiz zaman arkadaşlar aslında bir sonraki güncellemelerde neler olacağını görebiliyoruz ki bu geldiğine de şaşırmıyoruz buna geldi. Çünkü biz bunun geleceğini arkadaşlar daha önce de tahmin ediyorduk, biliyorduk demeyelim, hatta biliyorduk diyebiliriz ama arkadaşlar biliyoruz ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz öyle diyelim arkadaşlar. Yeni bir güç butonu geleceğini biliyorduk ama ne zaman geleceğini bilmiyorduk. Ben o zamanlar dedim ki herhalde bir sonraki güncellemede falan gelir falan diye tahmin etmiştik ama yani abi kaç yıl sonra geldi bilmiyorum. Eşyalar oyunumuza apayrı bir şey kattı. Bakın arkadaşlar şu maçta eşyası olan kaç tane karakter, hatta eşyasız yok yani. Gerçekten arkadaşlar eşyalar oyuna ayrı bir hava kattı. Şöyle söyleyeyim, hava değil arkadaşlar, oyunun mekaniğini değiştirdi. Mesela eşyalar artık bir rakipte eşya varsa ona göre bir tedbir alıyorsun. Ona göre bir oynuyorsun yani. Gerçekten oyunu değiştiren bir güncelleme bizlere birkaç yıl önce göstermeleri çok enteresan. Yani arkadaşlar fotoğraflardaki animasyonun detayları buldukça sizlerle beraber paylaşmaya çalışacağım. Sizler de kendi detaylarınızı, gizemlerinizi yorumlamak istiyorsanız arkadaşlar onları da mümkün olduğunca inşallah videolarda falan almaya çalışacağım. Sizlerin detaylarına, gizemlerine de bakacağız inşallah. Gerçekten çok enteresan arkadaşlar. Sizlerin fikirlerini yorumlar kısmında bekliyorum. Neyse bu video sizlerden 550 like bekliyorum. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yanına çıkan videoları klik edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman diyemiyorum arkadaşlar gerçekten de. Neyse kendinize iyi bakın. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere ve bay bay, konuşamadım.